Emir Bey merhaba. Merhabalar. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Çok yoğun bir tempo var burada. Bu yoğun tempoda bizi aradığınız için çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Yıllardır güzel hizmetle veren de Mavi Köşe Tekel ve Şarküteri'deyiz şu anda. Biraz sonra faaliyet ve hizmetlerle ilgili sohbetimizi devam edeceğiz. Ama önce izleyicilerimize hem sizi hem de buranın kuruluş öyküsünü sizden dinletmek istiyorum. Nasıl başladı Mavi Köşe Tekel ve Şarküteri'nin kuruluşu efendim? Kaç yılında? 25 yıllık bir geçmişimiz bulunuyor. 25 yıl önce başladığımızda hani bu kadar gelişmiş değildik. Tabii başladığımız yıllarda çok daha az bir içicilerle, müşterilerle başlamıştık. Yılların üzerine babamın sayesinde, babamla birlikte burası büyüdü. Ben 4 yıldır babamın yanında yer alıyorum. Ondan öncesi... Buraya doğmuşsunuz zaten siz. Efendim? Buraya doğmuşsunuz zaten. Tabii yani doğduğum zaman direkt buraya geldik diyelim. Yaşımızdan dolayı da. Evet. 4 yıldan beri sizin elinizde. Bayrağı teslim aldınız şu anda. Baba da yardımcı oluyor ama daha çok siz buradasınız. Tabii ki. Genelde öyle oluyor. Peki. Şimdi tabii ki Tekel Şarküteri diyoruz ama birçok da tabii bu ismi taşıyan herkes de farklı alanlarda yer alabiliyor. Sizdeki ürün yelpazesi bayağı geniş görebiliyoruz ama sizden dinleyelim. Ne tür hizmetler bulmak mümkün burada? Şimdi müşteriler için en önemli olan şey ürünün çeşitlilik olmasıdır. Çeşitlilik bulunması tabii size her müşteriye hitap ettikten sonra, yani size müşteri potansiyelinizi genişletmek için yapabileceğiniz en güzel iş öncelikle çeşitlerinizi arttırmak diyebilirim. Buraya gelenleri yok dememek için her çeşidi burada var, bulundurmak mümkün değil tabii mi? Tabii ki yok demek bizim işimiz değil. Her yeni geleni takip ediyorsunuz tabii ki, her yeni gelen ürün de var. Peki hizmet sektörü çok önemli ve aslında hizmet sektörünün en önemli bölümündesiniz. Zaten zor hizmet sektörü ama yani. Bu sizin sektörünüzde biraz daha önem ve incelik ve hataya mal vermeyen bir kolunuz var. İçki deyince aklımıza çünkü birçok da alan giriyor ve bununla ilgili çok spekülasyon ve önyargılar da var tekerlerle alakalı çünkü bununla ilgili de sağlığa zararlı olarak da birçok madde bulunduruluyor biliyor. Normal olmayan merdiven alt yapanlar da var. Bu anlamda firmanızda nelere dikkat ediliyor hizmet verirken? Şimdi şöyle bir şey var. 25 yıldır dediğim gibi bir geçmişimiz bulunuyor. Bu 25 yıllık süreçte hiçbir zaman bizim dükkanımıza faturasız ürün, free shop ürün, herhangi bir dışarıdan teşvik edilecek bir ürün sokmuyoruz. Devletle çalıştığımız için resmiyetli bir şekilde çalışıyoruz. Hayır. Bundan ötürü faturalı ürünler olmasına dikkat ediyoruz ki müşterilerimizin sağlığı bizim para kazancımızdan daha da önemli oldu. Farklı hizmetleriniz var mı? Yani telefonla bir sipariş gibi. Ya sipariş hizmeti biraz da buralar biraz kırsala kaldığı için uygun olmadığını gördüğümüz için teşvik etmiyoruz hani. Ama gelemeyenlere de yardımcı olabiliyorsunuz sanırım. Gelemeyen arkadaşlar da bir şekilde mutlaka ulaşabiliyorlar yani. Harika. Hangi bölgelere hizmetleriniz var daha çok? Sadece perakende mi bu arada? Sadece bulunduğumuz noktada şu anda hizmet vermekteyiz. Ama nasip olursa ilerleyen tarihlerde herhangi başka bir illerde, ilçelerde şube açma olanağımız olabilir. Yani şu an düşünceler var bunlar ilgili. Şu anki düşüncelerimizin ilk işi şu bulunduğumuz mevkimizi daha da genişletip daha bir böyle ferah, daha bir çeşitlilik alanımızda daha çok kişiye hitap etmek, daha çok çeşit. Tabii ki. Peki birçok bölgenizde de sizler gibi iş yapan çok fazla firma var şarküteri ve tekel olarak da. Ama sizi diğerlerinden ayıran özellik nedir? Herkes kendi kalitesinden, farkından bahsediyor ama sizin farkınız nedir peki onlardan? Neden gelinmeli Mavi Köşe'ye? Şimdi Mavi Köşe'nin olayı şöyle. Mavi Köşe şarküterinde dediğim gibi hani bu zamana kadar hiçbir zaman faturasız bir ürün gelmemiştir. Buradan hiçbir şekilde biri sağlık sorunu yaşamamıştır. Farkımızı tabii ki yani, hizmet alarak da anlayabilirler ki, diyorsunuz yani elbette. Bize gelen müşterilerimiz sağ olsun onların sayesinde buralara kadar geldik. Lakin onlara da buradan çok çok teşekkür ediyorum. Yılların tecrübesi var elbette. Yani yıllardır bu işin sektörün içerisinde olduğumuzdan dolayı yani onların sağlığı bizim kazancımızdan önemlidir. Yani peki bizler ne yazık ki diğer sektörlerde olduğu gibi tüketici olarak dikkat etmeyebiliyoruz ve merdiven altı yapan yerler olduğunu anlamayabiliyoruz. Çoğu zaman hem cebimize hem ne yazık ki canımıza mal olabiliyor. Bu bölge halkı siz olduğunuz için çok şanslı ama tüm Türkiye'den izleniyorsunuz şu anda. Neler önerirsiniz tüketicilere? Bizler hani alkollü içecek alırken ya da şarküteriyi seçerken neye dikkat edelim? Şimdi herhangi bir tekel bayisine girdiğiniz zaman tüketicilerimize tavsiyemizdir. Bandrollü ürünleri kontrol etmek çok önemlidir. Yani güvenmediğiniz hiçbir firmadan alışveriş yapmayın çünkü sahtekarlıkta boyut açtıkları için daha doğrusu şu an mevcut olan herhangi bir firmanın şişesini alıp da doldurup tekrardan bandrolünü kopyalayıp
dışarıda büfelere satış yapabiliyorlar. O yüzden faturası olmayan, fatura alan çalışmayan, güvenmediğiniz hiçbir noktadan alışveriş yapmanızı tavsiye etmiyoruz. Uygun fiyat derken daha fazla maliyete yol açmayın diyorsunuz. Tabii yani ki aslında. Yani bir rakamlar belirlidir tekel bayilerde. Kısım kısım indirimler olabiliyor. Onlar firmalara yönelik indirimler, iskontolardan dolayı karşılanabiliyor. Ama ve lakin böyle 100 liralık bir malı 50 lira gibi bir fiyata almak tabii çok farklı olabiliyor. Ondan peki, sonra. Şimdi yıllar önce kurulan bir firma, babanız tarafından kurulmuş ama o günlere tekrar geri götüreceğim. 4 yıl öncesi dahil olmuşsunuz. Biz biliyoruz ki başarı örneğinden sonra bir koltuğa oturmak, iş açmak kadar çok zor. Bunu hepimiz biliyoruz. Üzerine bir şeyler koymak zorundasınız. Siz geldikten sonra neler değişti Mavi Köşe'de ve şu anki yere gelmeyi de hayal eder miydi firmanız? Ya şimdi başlangıçta ben olmadığımdan dolayı babamın hayalleri diyelim ona biz. Babamın hayallerinde buraya kadar geleceğini babam düşünüyordu. Yani babam çünkü işine düşkün bir adam. Aynı zamanda galeriniz de var. Tabii ki aynı zamanda farklı sektörlerde de bulunuyoruz. Lakin önemli olan bizim için ağırlıklı bulunan sektör alkol sektörü. Alkol sektöründe de şimdi bu hallere geldik. Bu halleri daha ileri taşımak için öncelikle müşterilerimize ihtiyacımız var. Ondan sonra onlara iyi bir hizmet verebilmek adına burayı daha da genişletip, daha da büyük bir hale, daha da çeşitlendirip, daha da güzel bir hizmet sunabilmek adına. Şu an çalışmalarınız zaten var bununla ilgili. Tabii ki projelerimizi çizdirdik. Ramazan ayında biz kapalı olduğumuzdan dolayı tadilatımıza başlayacağız. Aynı yerde olacak yine ama daha da geniş olacak değil mi? Tabii ki metrekare alanımızı büyüteceğiz. Harikasınız. Peki bunun dışında farklı şubeler var mı düşündüğünüz? Şu anlık elimizdekini büyütme. Sizler gibi insanlara ihtiyacımız var. Tabii ki şu anlık böyle olduğumuz mevkiyi büyütelim. Ondan sonra da yani çalışmalarımız genişledikçe tabii bunları çeşitlendirebiliyoruz. Bizler de tabii uzun sürede görmek isteriz sizler gibi firmaları da. Son olarak da sizleri destekleyen, buraya gelen müşterilerinize, izleyicilerimize son sözleriniz nelerdir? Ya şöyle söyleyeyim, biz buralara geldiysek, bu başarıları elde ettiysek kesinlikle onların bizim yanımızda olmasından dolayıdır. Onların eksikliğini Allah göstermesin. Yani öncelikle bir şeyler kazançtan önce maneviyata düşer. Bizim için önemli olan maneviyattır. Hiçbir şey olmasa bile çay kahve içmeye gelsin. Ya hiçbir şey olmasa da çay kahveye gelirler zaten. Bizim ya bizi seven insanlar çoktur. Biz de onları o şekilde seviyoruz. Müşteri memnuniyeti çok önemli sizin için. Para onlar, kaygısı yerine onların mutluluğu buradan güzel bir şekilde ayrılmalarının açınızdan çok daha iyi. Onlar buradan güler yüzlü çıktığı zaman biz de çok mutlu olabiliyoruz onların peşine ve çalışma isteğimiz daha çok artıyor. Harikasınız. Peki. Biz çok teşekkür ediyoruz size. Biz de vermiş olduğunuz değerli bilgilere hem kendi bölgenize hem Türkiye'ye kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışı içinde umarım uzun yıllar boyunca Mavi Köşe Şarküteri Tekeli'nde ismini duymak dileğiyle farklı programlarda görüşmek üzere. Başarılar Emir Bey. Hoşçakalın. Hoşçakalın.